Öncelikle rezervuarın içerisinde bütün sıvılarımızı alacağız. Sıvılarımız hazır olacak. Daha sonra bir tane serum seti. Serum setinin ucunu akciğer filtre dengeler. Üçlü usta bağlayacağız. Ne yapıyorsunuz? İlk defa mı pompası yapıyorsunuz? Sonra bunu yönü akciğer filtreye açık olacak şekilde takacağız. Evet. Bunun ucu sivri olduğu için filtreyi deliyor. Bunu kesiyoruz. Şimdi şu taraftan yaklaş istersen. Serum setinin ucunu akciğer filtresine bağladık. Kapalı. Ve burayı 4 ile 10 litre arasında yeterli. Açıyoruz. Açtığımız karbondioksit akciğer filtreden başlayarak bütün akciğer hattı ve venöz hattı aynı zamanda kardiyak deşiğe doğru da gitmiş oluyor. İki tane tüp plak alıyoruz. Arterial filtre çıkışına ve girişine takıyoruz. Daha sonra basınç yükseldiği zaman bunu ters çevirip arterial filtreyi içerisinde karbondioksit basınçlı bir şekilde kalacak şekilde kilitliyoruz. Karbondioksitin işi bitti. Onu kapatıyoruz. Hem resirkülasyon hattı hem de arter hattımız her taraf açık. 6 litreye kadar altı, 6,5 litreye kadar yükseltiyoruz flomuzu. Sonra resirkülasyon hattını kapatıyoruz. Şimdi yüksekten çekmen lazım. Hem onu hem bunu görebilmek için. Önce şuraya gel. Sen çek, aç orayı. Krempi, arterial filtre çıkışındaki krempi açarken önce üçlü musluğu açıyoruz. Üçlü musluğu açar açmaz hemen buradaki krempi açtık ve arter hattına kısmi basınç uyguladık. Dolayısıyla arterial filtre aşağıdan yukarıya doğru dolmuş oldu. Daha sonra arterial filtre girişini açıyoruz. Şu anda burada çok az hava kaldı. Ters çevirip içinde kalanları da çıkardık. Tekrar normal pozisyonuna getirip vurduğumuz zaman içerisinde hiç hava kalmamış oluyor. Evet, içinde hiç hava kalmadı. İşlem bu kadar. Sonra filo istediğimiz ayara getirebiliriz. Teşekkürler.